Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte GESAN hissesini değerlendireceğiz. İki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Kanalımızın zirve noktalarına gitmeyle birlikte kanal orta bandından önemli destekle bu bölgelerde bir süre durduk. Kanalın kırılmasıyla sert bir düşüş yaşadığımızı görüyoruz. Sonrasında iki tane trend çizdik. Bir tanesi düşen trendimiz, aşağıdan geçen destek olarak çalışmasını bekliyorduk. Bir tane de yükselen trendimiz, bu da direnç olarak çalışmasını bekliyorduk arkadaşlar. Bu bant aralığında beklediğimiz gibi GESAN testere piyasası yaptığını görüyoruz. Direnç bölgesinden her geldiğinde satış yiyor, destek bölgesinden ise yukarı yönlü tepki verdiğini görüyoruz. Burada beşli dalga teorisinden bahsetmiştik. Ancak piyasa yapıcı beşli dalga teorisine göre gitmedi. Sonrasında dedik ki arkadaşlar, bakın burada bir bayrak formasyonu var ve bu bayrak formasyonuna göre bizim bayrağımızın direği dediğimiz bu bölgenin başlangıcı 50 TL ve yukarıdaki bölge 102 TL olarak konuşmuştuk ve buna göre bu bölgelerin yukarı yönlü aşılmasıyla aradaki farkın düşülmesiyle 150 TL bayrak formasyonunun hedefi olduğundan bahsettik. Bugün GESAN, bakın 102 TL olarak görülen bayrak formasyonunun bu üst direnç bölgesinde kapattığını görüyoruz. Son derece önemli bir bölgede kapattı. Yarın GESAN hakkında belki de bir karar aşaması olacaktır piyasa yapıcı tarafından. 102 TL'lerin üzerinde kapanış yapabilirse bayrak formasyonumuzun üst direnç bölgesini yukarı yönlü aşmış olacak ve buralarda kapanış yapmasıyla aslında bayrak formasyonunun bayrak kısmını tamamladığını, artık yukarı yönlü burada oluşan direğin yukarı yönlü gelmesini bekleyeceğiz ve 150 TL'ler hedef olarak karşımıza gelecektir. 102 TL'de kapanmış olması biraz risklidir arkadaşlar. Çünkü zaten bayrak formasyonumuzun üst direnç noktası 102 TL'den geçiyor. Hatta 102.6 TL olarak görülüyor. Şu bölgeden yükseğe bakabilirsiniz. 102.6 TL olarak görülüyor burası ve bu bölgede GESAN'ın kapatması riskli olarak karşımıza geliyor. Yarın bunun üzerine atması halinde hareketliliğin hızlanacağını, yine buradan geçen beyaz direnç noktamız karşımıza direnç olarak çıkabilse de buraları da aşabilirse hedefi olan 150 TL'ye gitmesini ben bekleyeceğim. 103 TL diyelim biz buraya ya da 102.6 TL değil, fark etmez arkadaşlar. Burasının aşılmasıyla buradaki direnç noktamız 114 TL'ye geldi. Fiyatların 114 TL'ye gitmesini bekleyeceğiz. Buranın da yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte artık 150 TL'ler hedef olarak karşımıza gelecektir. Yarın GESAN'ın 103 TL'nin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağına veya kapanış yapıp yapamayacağına bakacağız arkadaşlar. Alım bölgemiz 84-85 TL'den geçtiği için bu bölgeler bizim açımızdan riskli bölgeler değildir. Ancak ara bölgelerden alan arkadaşlar maalesef hop oturup hop kalkıyor olabilirler bu piyasalarda. Biraz daha tedirgin olabilirler. O yüzden diyorum ki arkadaşlar, bir ürünü desteğe en yakın yerden alın ki zarar etme riskiniz de çok az olsun. Kar etme olanağınız da maksimum seviyede olsun. Bakın 84 TL'ler tutmasaydı, altında kapanış yapsaydı ne yapardık? Stop olup kenara çekilirdik. %1 civarında zarar ederdik. Ama tutması ihtimalinde de ciddi karlılığın oluşturabileceğini görüyorsunuz. O yüzden ara bölgelerde alan arkadaşlara bir sözüm yok. Onlara bir şey söyleyemem arkadaşlar. Ancak benimle birlikte destek bölgesi olan 84-85 TL civarlarından alan arkadaşların biraz daha sakince beklemeleri lazım. 102 TL'nin üzerine atıp atmadığına bakın arkadaşlar. Üzerine atıyorsak yönümüz yukarıdır. Atamıyorsak bir süre daha fiyatların baskılanmasını ben beklerim. Ancak yine de yönün yukarı yönlü olduğunu şahsen düşünüyorum. Piyasalardaki görüntüler olumsuzlaşmaya başladı. Biraz kar realizasyonları gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Kısa vade işlem yapan arkadaşlar 103 TL aşılamazsa kararlarını ona göre versinler. Uzun vade tutan arkadaşlar ise buradaki 84 TL kırılmadıkça yönü yukarı yönlü okusunlar. Bilançonun GESAN'da iyi geleceğini düşünüyorum. Beklentilerin üzerinde bir bilanço gelmesini bekliyorum ve bilançoyla birlikte hedefi olan 150 TL civarlarına gitmesini şahsen düşünüyorum arkadaşlar. 85 TL veya 84 TL aşağıda bizim destek noktamız. Yukarıdaki direnç noktamız ise 103 TL ve
114 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Coin Bulucu'nun kanalına abone olmak, takip etmek kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.